Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Bugün Doğan Kitap Ofisi'ndeki konuğumuz Ece Gamze Atıcı. Ece Gamze Atıcı'nın Sevdiğini Öldürmek Bizde Aile Geleneği adlı dördüncü kitabı geçtiğimiz ay çıktı, okurlarıyla buluştu. Şimdi birazcık kitap üstüne ama en çok da kitabın ana teması olan aile meselesi üstüne konuşacağız. Ece, bu senin dördüncü kitabın, az önce de söylediğim gibi. Daha önceki kitaplarından buraya nasıl bir serüven izledin? Bu kitabı, temel farkı, bu kitapta yapmak istediğin şey neydi? Anlatmak istediğin şey neydi? Bize böyle kısacık bunu anlatır mısın? Biraz kariyerinin de özeti gibi olsun. Valla aslında diğer ilk üç kitabı, hatta bundan sonrakini de bu kitabı yazabilmek için yazdım. Ha, çok güzelmiş. Evet. Bu The Kitap, yani ulaştığımız nokta. Benim için The Kitap, çünkü böyle ilk yazarlık hayali kurmaya başladığımda, böyle ergenlikte falan, evet, yani şey istiyordum zaten, aileyle ilgili bir şey yazayım. Hani o yaşlarda da böyle insanın en büyük düşmanıdır ya aile, böyle baş etmesi gereken, çözmesi, o varoluş problemi içerisinde kendine bir yer bulabilmek için ilk dövüştüğü yer olduğundan hep böyle bir aile romanı yazayım isterdim, istiyordum. İşte üçten sonra kendimde o gücü gördüm, artık o cesareti. Bu temel meseleye dönebilirim dedi. Evet. Hani Türk romanının en temel meselesi batılılaşma meselesidir, Doğu-Batı çatışması. Sendeki de birey-aile çatışması, evet, imiş. Şimdi de anlıyoruz ki. Evet. İlk üç kitabın nelerdi, onları da bir analım istersen. Tabii ki. Nar ilk romanım. Onda da buradaki gibi iki anlatıcı vardı. Deniz Zetim, onlar eski iki sevgiliydi. Burada anne kız var. Biraz daha fantastik bir yer alan psikolojik bir romandı. Adem Aynası vardı. Orada da Baki ile yazarı birbirlerine giriyordu. Edepsiz Ev kitabı vardı. O kara mizah tarafı daha yüksek olan bir kitaptı. Gene kurmaca bir karakter vardı, Çaba. Evet. Ama o kara mizahtı. Burada bu kitap beni herhalde en hırpalayan kitap oldu yazar olarak. Ne kadar sürede yazdın peki hayatının kitabını? Masa başı 2 senedir ama bunu düşünmem sonrası vesaire 4-5 sene vardır. Masa başı 2 sene de iyi bir süre tabii aslında. Tabii. Yani gerçi Orhan Pamuk 4 seneden önce roman çıkartılmaz der genelde doğru ama. Ama işte onun işçiliği bir de öncesi de var, bir de sonrası. Tabii. Yani o kitap bitti. Bittikten sonra ben bir senede temizleyip başka bir şeyler yazıp duygu değiştirip tekrar o duyguya dönmek için çalıştım. Anladım. O da ona dahil bence o süreçte. Demiş şey dedin ya, ilk gençlik yıllarında insan ailesiyle çok mücadele eder diye. Tabii. Neden öyledir hakikaten? Var olmak tam olarak kendini konumlamakla ilgili. Sonuçta aile de kader ya. Kader sonuçta, değiştiremediğimiz bir takım şeyleri kendimiz de, bunun içinde kendimiz de varız. Onları anlayıp tanımlamak ve dünyaya karşı nasıl konumlanacağımızı gördüğümüz dönemler. Yani buna başladığımız, bilinçli bir şekilde başladığımız bir dönem olduğu için bence. Yani ergenlik ve artık birilerinin uzantısı değil, kendimiziz ama ne kadar öyleyiz, o uzantı nedir, ne değildir, buna tabii nasıl baş edeceğiz? Neyin uzantısı olduğumuzla da uğraşıyoruz ama herhalde şey de var, çok herkesin bildiği gibi, yani birey olmak, özgür olmak, çünkü annenin babanın kontrolü, annenin babanın kanatlarının altından çıkmaya çalışmak, onların kurduğu dünya, onların koyduğu kurallara karşı direnmek, bunlar herhalde bizim hayatta verdiğimiz ilk mücadelelerden bir tanesi tabii oluyor. Evet. Ondan sonra biraz biraz benliğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Peki daha ileri yaşta insan mesela orta yaşlarına gelip dönüp baktığı zaman aile için, ailesi hakkındaki görüşleri yine aynı oluyor mu yoksa değişiyor mu, ne yok dersin? Canım, bence değişiyor. Değişmesi de gerekir herhalde. Nasıl bir değişim oluyor ve neden? Kendinizle kurduğunuz ilişkiyle ilgili bence o. Hı hı. Yani zaten bizim kendimiz ve dünya ile ilgili ilk ilişkimiz, kurduğumuz bu anne babamız, yani bize bakan kimse, doğduğumuz ortam oluyor. Kendimizle dünya da bize şekil veriyor. Başka bir şeylere dönüşüyoruz. Bir şeyleri alıyoruz, bırakıyoruz. Bir çevremiz oluşuyor. O çevre bizi aynen dönüştürüyor. Evet. Dönüp tekrar baktığımızda belki o tabii ergenlikte öfke oluyor, kırgınlık oluyor. Kırgınlığı öfkeyle kapatıyoruz üstünü. Hı hı. Biraz daha yol aldığımızda hayatta barışmamız gereken şeyler oluyor. Kendimize kattığımız şeyler oluyor. Aslında oradan aldığımız, bizi götürdüğü yere bakıyoruz. Aslında evet, belki de hayatta durduğumuz yerden duyduğumuz memnuniyetle ilgili. Kendimizden memnun muyuz? Hayatımızdan memnun muyuz? Eğer evetse bence o hesaplaşma daha yumuşak geçebiliyor. Çünkü insanın bir mağdur olma, işte hesap, o bütün hesabı bir başkasına kesme eğilimi var. O hesabı kestiğimiz ilk adres de ailemiz oluyor çoğu kez. Yani. Aslında birazcık da hesabı hak etmiyor mudur ailemiz? Çünkü aslında tabii bizim şekillendiğimiz yer, yani kendimizin seçemediği gözümüzün renginden, işte bir takım genetik rahatsızlıklarımıza ya da üstünlüklerimize kadar psikolojik
koşullanmamız, sosyal pozisyonumuz, birçok şey. Kime aşık olacağımız, onları bile belirliyor aslında bir noktada. Öyle mi gerçekten? Bunu hiç düşünmemiştim. Yani kime aşık olacağımıza da mı ailemiz karar vermiş oluyor birazcık? Etkili oluyor. Etkili oluyor. Nasıl sevildiğimiz, bir sevilme şeklimiz oluyor alıştığımız. Evet. Bize o sevgi şeklini veren insanlara meylediyoruz. Tam tersine meyletme o da ihtimalimiz var. Ama tam tersi de aynı yerden hareketli. Sonuçta o da onun tersi ama ona bir ters. Gene aslında oradan çıkan bir hareket oluyor. Yani her zaman referans noktamız ailemiz oluyor. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve tabii, belki varsa anneannemiz, dedemiz. Tabii ama tek değil. Ama hani başlıca diyebiliriz. Başlıca, temel referans noktamızdan birisi olur. Dediğin gibi insanın zaman içerisinde aileye bakışı değişiyor. Hani sevdiğim bir söz vardır. Şöyle şuna benzer bir şeydi. 15 yaşında babamın ne kadar cahil olduğunu düşünürdüm. 30 yaşında geçen 15 yılda ne kadar çok şey öğrendiğini şaşıp görüp şaştım diye. Onun gibi bir şey. İnsanın hakikaten 15 yaşıyla 30 yaşı, 40 yaşında tabii, ailesine bakışı değişiyor. Ama kendin de aile olmaya başlıyorsun tabii. Tabii bir de hakikati anlama değişiyor. Evet. Şimdi hakikate bakma şeklimiz değişiyor. Bir hakikat dediğimde biz kafamızı çevirdiğimizde oradan kaybolmayan, orada var. Bir de bizim bir algımız var. Evet. İşte bütün o paternlerden aldığımız, aileden, coğrafyadan, oradan buradan, öğrenme şekillerimizden bir algımız var. Bence yaş aldıkça o hakikat beliriyor, daha büyük oluyor, daha çok yer kaplıyor. Kaçamıyoruz. Ya onunla hesaplaşacağız, tokalaşacağız, barışacağız, helalleşeceğiz, devam edeceğiz yolumuzda. Kendimizden daha memnun bir insan olarak belki. Ya da dövüşüp duracağız. Ama günün sonunda aynaya bakınca aynı yüzü göreceğiz. Aynı alışkanlıklar, aynı yerden hasta olacağız. İşte ben anneme çok kızdığım bir zamanda aklımdaki bir an mesela bu. Çok kızgındım. Parmağıma baktım. Benim parmağım, şu baş parmağım alerji olur deterjanla. Aynısı annemde var ve görünce ya şimdi ne kadar kötü. Yani çok da duygusal da bir an olmuş yani. Parmağındaki alerjiyi gördüğünde duygulandın değil mi? Şöyle gözlerin dolu dolu oldu yani. Aslında bir farkındalık aldı. Çünkü evet, deminden beri belki de çok az söylediğim şey aslında sevginin değeri o. Şimdi ailenin de hakkını yemeyelim. Her ne kadar senin anlattığın aile içinde sevgiden çok şiddetin. Sevgi de var aslında. Öldüresi bir sevgi. Öldüresi bir sevgi. Aslında doğru söylüyorsun. Yoğun bir sevgi. Tabii. Harikulade gözüken bir aile. Hı hı. Ama alttan alta kaynayan, fokur fokur kaynayan ilişkiler, hı hı, çatışmalar, nefretler, entrikalar. Ve bunların sonucunda ortaya çıkan gerçekten cinayet. Hı hı. Yani ölüm de var. Yani bu aslında temelde aile sırları dediğimiz şeyin etrafında dönüyor meselenin. Aile, hı hı, sırları bütün dünyada böyle ortak bir kavram. Herkes, tabii, bilir. Çünkü kol kırılır, yen içinde kalır. Biz, evet, Türkler de böyle deriz. Maalesef. Peki neden aileler böyle içi sır doludur? Çünkü dışarıya doğru, dışarıya nasıl gözüktüğümüzü, nasıl olduğumuzdan daha fazla önemsiyoruz sanırım. Evet. Ben ama bunun çağ olarak biraz daha azaldığını seziyorum. Bana, hı-hı, öyle geliyor. Bilmiyorum ben öyle bir insan oldum iyice diye mi? Algım o yönde mi gelişiyor bilmiyorum ama sanki hakikatin kendini gösterme şeyi daha fazla eğilimi artık. Daha fazla, daha sık ortaya çıkıyor. Ya da insanlar eskisinden daha az korkuyorlar gerçeği söylemekten. Belki bir ifşa çağı olduğu için mi gittikçe böyle bilmiyorum ama bence bu bir gelişme. Ben iyi gördüm şeylerden bir tanesi. Evet ama bence o biraz daha ailenin küçülmesi, kabuğunun çatlamasıyla da alakası. Hayır, tam tersi yani büyük ailenin sırları da büyük oluyor. Sosyal motivasyonlar daha yüksek. Yani cemiyetle yani dışarıdaki toplumla olan ilişkiye karşı aile daha içine kapanmaya çalışıyor ve o zaman sırları da daha derin ve acı verici olabiliyor. Ama şimdi daha günümüz aileleri, şu kentte hayatta yaşadığımız, hı-hı, hepimizin kurduğu aileler, hı-hı, geldiklerimizi demiyorum ama küçücük aileler, doğru, ve bunlar bazen sık sık boşanmayla falan sonuçlanabiliyor. Hı-hı. İşte çocuk sayısı az vesaire. Sonra bir de yaşadığımız çağ zaten sosyal medya var. Hepimiz, hı-hı, maşallah yani şeffaflaşmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla belki de eskisi gibi büyük sırların hani olmadığını düşünebiliriz. Ama yine de ben herkese kime dokunsan bin ah işitebilirsin yani. O yakaladığın samimiyet oranına göre de değişir. Ya insan olmak çok boyutlu bir şey zaten. Yani çok fazla duygumuz var bizde. Hep böyle iki ucu değerlendirip iki ucu görüyormuş gibi davranıyoruz ama bir sürü katmanı var. Evet. Aslında çok basit bir şekilde keşke ölse de kurtulsam diyoruz. Mesela çok sevdiğimiz hepimiz demişizdir. Allah'ım onsuz nasıl yaşayacağım duygusu da aynı ilişkidedir ama. Hı hı. Yani bu aslında bütün bunlarla ilgili, kitap da bununla ilgili. Bütün o ilişkinin hakikati dediğim, hakikat dediğim de o. Hepsinin bir arada olması zaten. Ama bizim zihnimiz işte iyi ya da kötü gibi algılamaya çalışıyor ya, her şeyi, evet, bölümlüyor, öyle kompartmanlara bölüyor. Ama aslında bir bütün. Öfke, neşe, nefret, aşk, kıskançlık, hasret. Hepsi tek milimlerden ailemizde var zaten. Evet, zaten oradan çıkıyor. Tabii şimdi aile anne babadan ibaret değil, kardeş de çok önemli. Mesela, evet, kitabımızda da var. Kardeşler arası ilişkiler, kardeşler arası kıskançlıklar, kardeşler arası dayanışmalar.
Yani bu kardeşimizi hakikaten öldürecek kadar nefret ettiğimiz olur mu? Bence olur. Yani ben yaşamadım yani. Sevgili kardeşim bunu dinliyorsa hiç yanlış anlasın istemem böyle bir şey. Ama böyle şeyler olur. Ama bir yandan çok büyük düşkünlük ve çok büyük dayanışma da olur. Yani bu böyle yaşadığımız hayatla bir alakalı mıdır sence? Yoksa insanların kişiliğiyle mi ilgilidir? Neden bazen kardeşler birbirlerini öldürürsüye kıskanırlar? Aynı kaynağı paylaşıyor, zor bir şey. Aynı kaynağı. Bayağı çıkar çatışması var diyorsun aslında. Tabii canım, maddi manevi bir de. Evet. Miras da bölünüyor, sevgi de bölünüyor, yemek de bölünüyor, çanta da bölünüyor. Kitaplar da her şey ya da eşya neyse. Evet, kitap yalnız hemen yemeğin altına. O yüzden bence kaynak bir. Hem bundan hem de tabii bir de aynı bütün o ilk kader dediğimiz yerde bir kader paylaşımı da var. Yakınlık da ondan, belki de onu birçok konuda anlayabilecek tek kişi. Ve bana göre yani yakınlık bir de böyle bir şey bana göre. İnsan öyle bir malzeme. Her an her duyguyu, dolayısıyla her davranışı üretmeye muktedir bir canlı. Yani hı hı. Aslında tahmin edilemez, öngörülemez tarafları var o yüzden. Hemen aksine dönüşebilir, hemen başka bir şey olabiliyor. Çıkarları ve duruma göre hayatta kalmak üzere şekillenen bir canlı aslında. Biz kendi kendimizi çok gözümüzde büyütüyoruz ya. Bu kitap biraz da belki öyle. Çok da kendini gözünde büyüten bir yerden bakmıyor. Evet. Biraz daha böyle basit, aciz, daha ihtiyaçların üzerinden devam eden ama çok temel bir varoluş problemi üzerinden yürüyor. Yani aileyle ilişkimiz öncelikle, yani aileyle ilişkimiz demeyeyim de aileyle çatışmamız öncelikle varoluşsal meselemizle alakalıdır diye özetleyebilirim sanki senin anlattıklarını. Tabii yani aile derken şunu da düşünmek istiyorum. Mesela Türkiye'deki aile kavramıyla başka ülkelerdeki, özellikle de bizim çoğunlukla kendimize referans aldığımız Batı toplumlarındaki aile kavramları birbirinden farklı mı? Yoksa çok ortak olan yanları da var mı? Sen ne düşünüyorsun? Ben farklı olduğunu düşünüyorum tabii ki. Bizde işte öldüresiye sevme bizde var. O böyle bir fazla tabii bu hani mutlaka buraya has diyemem ama bizde şekil dışarıdan görünen sanki biraz daha öyle oldu. Daha kendi parçası görüyor çocuğu anne baba. Onun bir uzantısı olarak. Sanki Batı'da ya da bize anlatılan, bizim gördüğümüz yine şekli, evet. Batı'da biraz daha bir misafir gelmiş de hani bakayım onu doğru bir şekilde hayata yetiştireyim, evet. Sonra da bırakayım kendi hayatını yaşasın. Ki mutlaka anne olmanın, baba olmanın şeylerini, temel şeylerini yaşıyorlardı. Özverileri, bağlılığı mutlaka vardı. Sevgisini tabii. De ölçemeyiz. Bu daha çok seviyor, daha az değil. Sevme şekli olarak. Biz sevgisini biraz daha arabesk gösterme seviyoruz. Şekli olarak. Evet, biz daha böyle bir hani hırpalarca, işte bütün hayat anlamını oraya yükleyerek. Öldüresiye seviyoruz. İşte evet yani. Adam too much love will kill you diyor bir tarafta yani. Bizde böyle olur mu ya, ben o sevgiden doğuyorum duygusu var yani. Peki bu kitabın kendine has bir dili de var. Yani evet. Daha hemen ilk sayfalardan itibaren bir okuyucuyu... Kendini okuyucuya gösteren, hı hı. Ritmik, okuyucuyu kucaklayan bir dil var. Böyle belli bir ritimde böyle tıpada tıpada sanki roman gidiyormuş gibi. Dolayısıyla hani bunu nasıl kurdun demeyeyim de, yani bir roman yazarken, romanlarını yazarken dili nasıl oluşturuyorsun? Dille olan ilişkin ne? Bize onunla ilgili bir şeyler anlatır mısın? Tabii, seve seve anlatırım. Süper bir soru bence. Ben de genelde şey oluyor, karakteri buluyorum ben. Bir karakter geliyor bana. Onun zaten bir konuşma şekli oluyor. Tabii ki benim bir üslubum var ama o karakterin söylediği ilginç bir şey oluyor bana. Mesela burada ilk Aslı geldi, ikinci anlatıcı. Her ailede pis işleri yapan biri vardır, bizimkisinde o bendim dedi, diyor birisi. Evet. Şimdi bu kişi kimdir? Şimdi benim bir süre bu kişinin kim olduğunu anlamakla geçiriyorum ben bir zamanı. Ha Aslı güzel, tamam, derdi ne? Biraz daha anlatıyor. Şimdi o işte sezgi kısmı, romanın sezme ve düşünme kısmı var ya bir şey yazarken. Evet. Bu sezgi tarafı. Geliyor birisi, bir ses oluşmaya başlıyor. Gittikçe güçleniyor. Güçlendikçe ben onun derdini daha iyi anlayıp yazmaya başlıyorum. Aslı'nın anlatımı, bu kitap üzerinden söylüyorum, daha samimi, daha yakın, daha ama bakış açısı olarak dar. Evet. Aslı anlattıkça ben annesini gördüm. Orada bir anne, daha büyük bir kadın. İpucu vermemek için söylemeyeceğim ama bir özel bir durumu var. Evet, spoiler vermeyelim lütfen. Vermedim. O söylemediğimiz spoiler yüzünden bakış açısı çok daha geniş ve 56 yaşında, öbürü 30'du, daha ahkam kesebilir birisi. Zaten ahkam kesiyor yani, tırnak içinde tabii. Yazarlık, evet. O işte büyük cümleler ediyor, hayatla ilgili bir takım daha büyük fikirleri var falan.
Onlar öyle oluşuyor bende. Karakter üzerinden gidiyorum daha çok. Ne istiyor, ne nasıl anlatabilirim? O oluşmaya başladıkça nasıl giyinir, nasıl konuşur, neyi sever? Evet. Ha bu cümle tam onun cümlesi. Hayatı ondan sonra yaşama şeklim sanki o karakter üzerinden oluyor bir süre. Bitene kadar aslında bir süre dediğim öyle oluyor. Hı-hı. Sürekli benimle beraber konuşan, düşünen ve bir şeyler yapan birileri oluyor. Anladım. Üslup da onunla geliyor. Yani üslup da peki yani yazıp aa olmadı bunu biraz daha hızlandırmalıyım, biraz daha yavaşlatmalıyım, cümlelerim uzun oldu, daha kısa cümleler olmalı vesaire gibi müdahalelerde bulunur musun yazdığın metinlere? Evet ama tam öyle değil, şöyle oluyor. Mesela Gönül'ün gene söyleyemediğimiz spoiler olmasın diye söyleyebiliriz durum sebebiyle hızlı ve kesik konuşuyor. Ama onun bir sebebi var. Evet anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum bu örnekte. Konuşuyor şey oldum ben. Buna girmek kolay değil. Başta insanda bir anksiyete, bir endişe uyandırabiliyor. Çünkü aslında karakter o durumda. Çünkü o gergin ve endişe içerisinde ve sen bunu onun diliyle veriyorsun yani. Evet aslında o duygudayım ben de çünkü o anda. O duyguyla yazıyorum. Şey olduğunu fark edebiliyorum. Birden o duygudan çıkıp kendi duygumda olabiliyorum. Mesela bu benim cümlem. Hayır bir dakika diyorum. Burada bir yanlışlık var. Hop onu çıkıp örtüyorum. Evet genelde öyle oluyor. Çünkü karakter aslında benim sesimin üstüne gelmiş oluyor. Ben birini konuşuyormuşum gibi daha çok. Anladım. Peki sen yazdığın bu romana kardeş bir kitap önersen ya da bir yazar bize kimi önerirdin? Çok zor bir soru. Kendi kitaplarımdan söyleyemez miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Neden ama? Neden? Ben bu kitabı yazarken Adem Aynası'ndaki Baki'yi çok özledim. Hı hı. Nedeni de bu kadınlar, bu kitaptaki kadınlar. İşaret ediyorum kendilerini. Beni çok hırpaladılar ve benim böyle bir naif, minnoş, tatlı, hayata daha yumuşak yerini görmek üzere bakan birine ihtiyacım vardı. O yüzden hep Baki'yi özledim. Hatta o yüzden sonrakinde bir çocuk yazdım. Çocuk anlatıcı ihtiyacım vardı. Hayatı biraz daha merak ederek ve daha az bilerek baksın lütfen diye anlamaya çalışsın. Anladım. Bana o duyguyu verdi. Tabii şöyle de diyebiliriz. Çocuk anlatıcılığı bir kitap olabilir. Ne bileyim bu kitabın çocuk ikizlemesi açısından dedim. Aslında o şey aslında. Ama Adem Aynası'nı da okuyabilirler pekala bu kitabı. Tabii canım. Çok sevenler. Zaten eminim ki bu kitabı çok sevenler eğer senin önceki kitaplarını okumadılarsa dönüp onları da okuma ihtiyacı hissedecekler. Ece Gamze Atıcı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bize vakit ederim. Ayırdığın için. Ne demek? Okurlarının da kitapların kadar sık ve bol olmasını diliyorum. Çünkü senin aslında bir sonraki romanının da hazır olduğunu biliyoruz. Üstünde küçük çalışmalarını yapıyorsun. İnşallah bu kitabın okuruyla buluşma süreci tamamlandıktan sonra o da Türk edebiyat dünyasına katılacak. İnşallah. Kendine özgü, canlı, ilginç karakterleriyle. Teşekkür Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.